Mutlu akşamlar. Takvimler 7 Mart 2018 Perşembe'yi gösteriyor. Ben Fatma Meltem, Naz Yılmaz. TV2 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sıcak gündemi aktaracağız. Hayatın gerçeklerini paylaşacağız bu akşamda. Gündem yoğun, gündem siyaset. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri kapsamında Mardin mitinginde halkla buluştu. Gündeminde bölücü terör örgütü vardı. Bu açıklamalarla bültenimize başlıyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Mardin'deki mitingine katıldı. Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bize uzattığınız o çeneşi size çevirmesini biz çok iyi biliriz. Oyunuzu attığınız zaman aklınıza Sayın Abdullah Öcalan gelsin. Eğer 1 Temmuz'a kadar terörle mücadele kanunu kaldırmazsanız savaş kapımızı çalıyor. Gerillanın taziyesine, cenazesine de gidiyor. Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasına ben soruşturma açtırdım parti disiplini gereği. PKK bir terör örgütü değildir. Partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı. Mitingde halka hitap eden Erdoğan, Kürdistan söylemine değindi. Türkiye'de böyle bir bölge yok, bu tamamen bölücülüktür ifadelerini kullandı. Ne diyor? Kürdistan'da oyları HDP'ye vereceksiniz. Kim bunu söyleyen? HDP'nin eş başkanı. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Ama benim ülkemde Güneydoğu Anadolu bölgemiz var. Doğu Anadolu bölgemiz var. Karadeniz'imiz var. Akdeniz'imiz var. Orta Anadolu bölgemiz var. Ege bölgemiz var. Marmara'mız var. Ama Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Nedir bu? Bu bölücülüktür. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'da katıldığı bir etkinlikte iş adamlarıyla buluştu. Yıldırım, İstanbul'un geleceğinin önemli olduğunu vurguladı. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım iş adamlarıyla katıldığı programda konuştu. Aday Yıldırım bu seçimde siyasetin bir kenara bırakılması gerektiğini kaydederek İstanbul'un geleceğinin daha önemli olduğunu belirtti. 23 gün sayılı günümüz var. İstanbul'da seçime gidiyoruz. Türkiye'de seçime gidiyoruz. Yerel seçim, İstanbul'un seçimi, Türkiye'deki belediyelerin seçimi, muhtarların seçimi, meclis azalarının seçimi, il genel meclis üyelerinin seçimi, velhasıl gelecek 5 yıl için vatandaşlarımız 58-59 milyon seçmen, İstanbul'da 11 milyon seçmen şehri yönetecek kadroları seçecek. Lütfen bu seçimde genel siyaseti bir kenara bırakın, İstanbul'un geleceğine odaklanın. Yıldırım genç girişimcilere de değinerek bu genç girişimciliklerini katma değere dönüştüreceğiz dedi. 20 sene sonra bugün bildiğimiz mesleklerin yarısı yok olacak. Çünkü yapay zeka tüm hızıyla hayatımıza giriyor. Gençler dijital yerli, biz dijital göçmeniz. Onların enerjisi, onların bilgisayar okur yazarlığını biz kaynak olarak kullanacağız. Girişimciliklerini katma değere dönüştüreceğiz. İçişleri Eski Bakanı ve Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Naim Şahin de seçim çalışmaları kapsamında Altınordu ilçesinde bulunan bazı sivil toplum örgütlerini ve dernekleri ziyaret etti. Şahin birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Vallahi Yaşar Bey, akşam beraber, sabah beraber. İçişleri Eski Bakanı ve Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Naim Şahin, gün içerisinde ilçe ziyaretlerini sürdürüyor, sonrasında sivil toplum kuruluşları ve derneklerle buluşuyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Naim Şahin, Altınordu ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Şahin'in ilk adresi Ordu Altın Ordu Muhtarlar Derneği oldu. Burada dernek başkanı Yaşar Temel ve muhtarlarla buluştu. Bu bir anı gördüm. 7 yıl önce bugün Sayın Bakanımız İdris Naim Şahin ve o zamanın Ulaştırma Bakanımız Başbakanım Başbakanlık yaptı. Binali Yıldırım'la birlikte Ordu'ya havaalanının açılış törenine atmaya gelmiş olduğu bir günde Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etmiş olması ayrıca da bize bir güzellik atmıştır. Ordu'da söylemde birlik, fikirde birlik, işte birlik vurgusu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İdris Naim Şahin, muhtarlarla belediye başkanlarının aynı yolda ilerlediğini ifade etti. Söylemde birlik, dilde birlik, fikirde birlik ve işte birlik. Bunu yapabilirsek eminim ki neticeler hayırlı olur, başarılı olur diye düşünüyorum. Bana sade bir muhtarlık yeter. Ben de sizin gibi Ordu'nun bir tane muhtarı olmak istiyorum ve sizlerle birlikte olmak istiyorum. Kabul edersiniz. Altın Ordu Muhtarlar Derneği ziyaretinin ardından rotasını Ordu Muhtarlar Derneği'ne çeviren aday Şahin, burada dernek çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ordu, hepimizin ortaklaşa fırçamızla yapacağımız, fırça darbeleriyle gerçekleştireceğimiz bir fotoğraf gibi inşallah ortaya çıkacaktır, çıkmalıdır. Ben muhtarlar olarak sizleri bu manada çok yakın, hem danışmanlarımız hem de iş arkadaşlarımız olarak, yardımcılar olarak görüyorum. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şahin'in bir sonraki adresi Kamusen Ordu Şubesi oldu. Burada sendika faaliyetleri hakkında bilgiler alan Şahin'e sonrasında Ay Yıldızı Türk Bayrağı'nın yer aldığı tablo hediye edildi. Son olarak Ordu'da fındık üzerine faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını ziyaret eden Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İdris Naim Şahin, burada fabrika yöneticileriyle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı döneminde fabrika ziyaretleri gerçekleştiren Başkan adayı Şahin'e o günkü ziyaretin yer aldığı fotoğraf hediye edildi. Son olarak Başkan adayı Şahin fabrika çalışanlarıyla buluştu. Hedefimiz güzel bir ordu, hedefimiz üreten bir ordu, hedefimiz üretene ve üreticiye destek olan bir Ordu Büyükşehir Belediyesi. Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir caminin tuvaletinde erkek cesedi bulundu. Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Liseler Mahallesi'ndeki Gara Camisi'nin tuvaletini kullanmak isteyenler yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede yerdeki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. 63 yaşındaki Mustafa Duman'a ait olduğu belirlenen cenaze Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İçişleri Eski Bakanı ve Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İdris Naim Şahin ilçe ziyaretleri kapsamındaysa Gürgentepe'deydi. Gürgentepe'li seçmenle buluştu. Önemli mesajlar verdi. Onu Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız. Ortak duygu, ortak duruş sloganıyla Büyük Ordu yolculuğuna başlayan İçişleri Eski Bakanı ve Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Naim Şahin ilçe ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor, kendisini özlem ve hasretle bekleyen vatandaşlarla buluşuyor. Yoğun tempoda seçim gezilerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şahin'in adresi Gürgentepe ilçesi oldu. Gürgentepe'de kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Başkan adayı Şahin, Gürgentepe'de hava soğuk olsa da insani havanın oldukça sıcak olduğunu söyleyerek başladı konuşmasına. Bu inat, samimi, sıcak ortamda en içten duyguyla, hasretle, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Burada hava biraz soğuksa da bambaşka bir hava var. Meteorolojik hava soğuk, beşeri hava. İnsani hava, bizim havamız oldukça sıcak. Gönlümüz sıcak, bakışlarımız sıcak, gözümüz aydınlık. İnşallah geleceğimiz de aydınlık. Aday Şahin Ordu'da uyum vurgusunu bir kez daha Gürgentepe'de dile getirdi. İlçe belediye başkanları ile uyum dahilinde çalışacaklarını kaydetti. İnşallah bu seçim sonrasında Gürgentepe'mizde ve diğer 18 ilçemizde
seçeceğimiz ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Büyükşehir'de bugünden seçtiğinizi zannettiğim, hissettiğim Büyükşehir Belediye Başkanınız olarak bendeniz bir uyum içerisinde, bir büyük anlayış ve kucaklama içerisinde beraberce bu güzel şehrin insanlarına, sizlere hizmet etmenin ve sizler için çalışmanın gayreti içerisinde olacağız. Şahin Gürgentepe'nin sorunlarını yakından bildiğini, 5 yıl içerisinde bu sorunların çözüleceğinin sözünü verdi. Gürgentepe'mizin de diğer ilçelerimizde, mahallelerimizde olduğu gibi bazı bölgelerinde yol ve ulaşım sorunlarının olduğunu biliyoruz. Bunlar bizim öncelikli ve önemli konularımızdan olacak inşallah kısa süre içerisinde. Ama her halükarda 5 yıl bitmeden hiçbir ilçemizde, hiçbir mahallemizde standart dışı bir ulaşım ağı kalmayacaktır. Gürgentepe'nin tarım ve hayvancılığın merkezi olduğunu ifade eden Şahin, üretenin yanında olan bir belediyecilik anlayışının Ordu'da uygulanacağını söyledi. Gürgentepe Belediye'miz, Ordu Büyükşehir Belediye'miz rol alacaktır. Üreticinin ürettiği ürün alım garantisiyle karşılaşacaktır. Üretenin yanında olan bir belediyecilik, üreteni destekleyen bir belediyecilik inşallah ordumuzda hayata geçecektir. Başkan adayı Şahin son olarak Gürgentepe'de önemli bir projeyi de açıkladı. Hacı Bektaşi Veli Dergahı'nın kurulacağının sözünü verdi. Burada da bir Hacı Bektaşi Veli Ocağı'nı, dergahını inşa edelim diye sizlerle istişarede bulunmak istiyorum. Siz evet derseniz, diyecekseniz benden 1000 kere evet olsun. AK Parti Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören'de ilçe merkez ve mahallelerinde seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerine 24 gün kala seçim çalışmalarını AK Parti Altınordu Teşkilatı ile sürdüren AK Parti Altınordu Belediye Başkanı Adayı Aşkın Tören, ilçe merkez ve mahallelerinde esnaf, kurum, kuruluş ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Her gittiği yerde vizyonu, projeleri ve samimi tavırlarıyla gönülleri kazanan AK Parti Altınordu Belediye Başkanı Adayı Aşkın Tören, gördüğü ilgiyle çalışmalarına daha da ağırlık veriyor. Seçim çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren Aşkın Tören, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Tören seçim çalışmaları kapsamında dün akşam Karapınar Mahallesi'nde düzenlenen mahalle toplantısına katıldı. Kalabalık bir topluluk tarafından karşılanan Aşkın Tören, herkesle bir bir selamlaşarak toplantının olacağı alana girdi. Aşkın Tören burada kendisini bekleyen topluluğu Altınordu'nun sosyoekonomik hayatını değiştirecek projelerinden bahsetti. Bu heyecana sandalye. Sıkı dur Altınordu, daha yeni başlıyoruz. Tören'in Altınordu için düşündüğü projelerini anlatırken, heyecanı konuşmasına coşkuyla yansırken dinleyenlerden de karşılık buldu. Altınordu aşkına hep birlikte biz orduyuz dedik ve inşallah bunun gereğini yapmak için de sadece kuru sözlerden değil, icraatımızla, aklımızla, adaletimizle, ahlakımızla, nezaketimizle, zerafetimizle, büyük bir onurla bu şehrin şehrül emini olarak Allah izin verirse sadece insanına değil, bu insanımızın gurbetteki 2 milyon gurbette sıla türküsünü söyleyen aziz hemşehrilerimize de bu şehri sevdireceğiz. Tören mahalle toplantısının ardından bugün de Ordu Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Bahadır Baş'ı ziyaret etti, projelerinden bahsetti. Aşkın Tören, Karapınar Mahallesi'ndeki yeni sanayi esnafını bugün de ihmal etmedi. Sanayi esnaflarını tek tek gezen ve sorunlarını dinleyen Tören, not aldıkları sorunların yeni dönemde olmayacağına müjdesini verdi. Aşkın Tören'in sanayi ziyaretinde ilginç bir olay da yaşandı. Sanayide bir vatandaş Aşkın Tören'e yaralı bir atmaca teslim etti. Törende bir araç tahsis edip yaralı atmacayı tedavisi için veterinere gönderdi. Ama
gelişiminde, durumundan mutlaka abimizin telefonunu da alın, haberdar edin. Çünkü bu duyarlılığı kendisi gösterdi. Tören ve beraberindekilerin esnaf, vatandaş ziyaretleri ve mahalle toplantıları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Evet. Hayırlı geceler diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu Belediye Başkan Adayı Birol Yılmaz da Cumhuriyet Mahallesi'nde seçmenle buluştu. Cumhuriyet Mahallesi'nde özellikle altyapı eksikliğini gidereceklerinin sözünü verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu Belediye Başkan Adayı Birol Yılmaz seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Gece gündüz mesai veren Yılmaz durdurak bilmiyor, seçmenle buluşuyor, destek istiyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren seçim gezilerine başlayan Yılmaz, Cumhuriyet Mahallesi'nde seçmenle buluştu. Allah'a mutlandırmasın, gönlümüz değil, elimizdesinler. Cumhuriyet Mahallesi'nde güne esnaf ziyaretleriyle başlayan Birol Yılmaz, Altınordu'yu karış karış gezmeye devam ediyor. Esnafların sorunlarıyla yakından ilgilenen ve çözümü için mücadele edeceğinin sözünü veren Birol Yılmaz'ın esnaflardan aldığı cevapsa tam destek oldu. Allah razı olsun, ellerine sağlık. Allah'a mutlandırmasın, gönlümüz değil, elimizdesinler. Yani bizim için bir milat olacak Allah izniyle. Destek size her zaman var. Sadece sen çıkmıyor. Hadi sen de bu konuştun. Allah razı olsun. Tamam, onun için yok. Teşekkür ederim. Yani sizin adına hiç gelmene de gerek yok. Yok, estağfurullah. Her zaman geleceğiz. Yok yok, önünde değil. Seçimden sonra da geleceğiz. Yok yok, nasıl? İnşallah. Hemen biz çok çalışıyoruz. Siz de biraz gayret edin. Size yardım edin. Allah'a emanet olun. Biz de geldik. Beni değil, kendinize başlamak. Hadi yukarı da bir kere. Ben hemen geçeyim. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi'nde meydana gelen heyelan afetini yerinde inceledi. Beraberinde daire müdürleriyle Gölköy ilçesine giden Ordu Valisi Seddar Yavuz, ilçede bazı inceleme, ziyaret ve temaslarda bulundu. Programına ilk olarak ilçeye bağlı Sarıca Mahallesi'nde yapımı devam eden ve 114 iş yeri, 5 sosyal tesisten oluşan Gölköy Küçük Sanayi Sitesi inşaatında incelemelerde bulunarak başlayan Vali Seddar Yavuz, yaklaşık 20 milyon liraya mal olacak Gölköy Küçük Sanayi Sitesi inşaatının son durumu hakkında Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert'ten bilgi aldı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Gölköy Küçük Sanayi Sitesi inşaatında yaptığı incelemenin ardından Sarıca Mahallesi'nde meydana gelen heyelan afetini beraberindeki teknik ekiplerle birlikte yerinde inceledi. Heyelanlı bölgenin her tarafını gezen ve heyelanın boyutunu yerinde gören Vali Yavuz, afete maruz kalan mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Heyelan afetiyle ilgili tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü olduğunu, bugüne kadar meydana gelen afet olaylarında olduğu gibi Sarıca Mahallesi'nde afetten etkilenen vatandaşların da yanında olduğunu söyledi. Can emniyetinin en öncelikli amaçları olduğunu ifade eden Yavuz, heyelandan etkilenen ve evleri tahliye edilecek olan afetzedelere gereken kira yardımının yapılacağını kaydetti. AK Parti Gürgentepe Belediye Başkan Adayı Yaşar Şahin de sahada seçmenle buluşmaya devam ediyor. Şahin'in bugünkü çalışmalarına AK Parti Ordu Milletvekili Şener Yedi Yıldız da eşlik etti. Açık konuşun. Hasan dayı söz verdin ya hani. Tamam diyeyim ya. Daha açık konuşacağız. 31 Mart yerel seçimlere giderken adayların yoğun mesaileri de devam ediyor. O isimlerden biri de AK Parti Gürgentepe Belediye Başkan Adayı Yaşar Şahin. Şahin bu süreçte durdurak bilmeden seçim gezilerini sürdürüyor, seçmenleriyle buluşuyor. Bu kez gezilerini Işıktepe Mahallesi'nde sürdüren aday Şahin'e AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız da eşlik etti. Tamam diyeyim ya. Daha açık konuşacağız. Daha açık konuşacağız.
Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi ve alakalarıyla karşılanan Şahin ve Yedi Yıldız mahalle sakinlerine teşekkürlerini iletti. Peki ben şöyle söylüyorum. Bir dışında ben yapıyorum. Öyle mi yapıyorum? Bu zaman sonrası da Küçüktepe bizim için önemli. Değerlidir, emrindeyiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Daha sonra Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde ziyaretlerini sürdüren Şahin, hastanede yatan hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhur İttifakı'nın Çamaş Belediye Başkan adayı Mahmut Ayparçası'nda da hedefler büyük. Ayparçası, ilçenin istihdamına katkı sağlayacak hedeflerini TV2 Haber'e anlattı. Cumhur İttifakı MHP Çamaş Belediye Başkan adayı Mahmut Ayparçası, ilçede hayata geçirmeyi düşündüğü projelerinden birisini açıkladı. Hedeflerinin büyük olduğunu belirten Cumhur İttifakı adayı Mahmut Ayparçası, özellikle ilçenin istihdamına katkı sunacak projesinden bahsetti. Nisan ayında en az 250 kişiye iş sahibi yapacağını ve bu sayıyı her geçen gün artıracağını söyledi. Her türlü hizmet yolumuz açık. Bizim bu saatten sonra Çamaşlı hemşehrilerimize yani bunu yapamayız, edemeyiz gibi bir bahane üretme şansımız hiç yok. Ama benim böyle bir bahane üretmeye de niyetim yok. Çünkü ben Allah'ın izni keremiyle Çamaşlı hemşehrilerimle beraber Çamaş'ı biz tutup ve bahsettiğim bu hizmet büyüklerimizle beraber Çamaş'ımızı biz şaha kaldıracağız inşallah. Hedefimiz büyük. Burada bir tekstil fabrikası temeli atmak için adımlarımızı atmıştık. İş adamlarımızı getirmiştik. Bütün çalışmalarımızı bitirmiştik, çalışacakları tespit etmiştik ve biz normalde 100-150 kişilik bir istihdam için uğraşıyorduk o zaman. Baktık gördük ki bizim insanlarımızın çoğunun işe ihtiyacı var. Bu rakam o gün 1000'di ve beni arayan bir sürü İstanbul'daki hemşehrilerimiz, başkanım bizim evimiz var, arazimiz var, tarlamız var. 2000 lira bugünkü asgari ücretle bana orada tekstilde iş verin, İstanbul'u terk ediyorum. Çamaş'a geliyorum. O günün hükmünde bugünün 2000 lirasını isteyen o vatandaşımız 5000 lira maaş alıyor İstanbul'da. Dolayısıyla bunları gördükten sonra biz 100-150 kişilik istihdamdan vazgeçip büyük bir imkan sunalım ki biz burada en az 500 kişimize iş verelim. Hemen ne yaptık? Gördüğünüz gibi bu arsamızı ürettik. Ben ürettim görev zamanımda. Şahısların hisseleri vardı vesaire. Ve burası yaklaşık 4,5 dönüm. Buranın biz Allah nasip ederse 3000 metrekaresine, 3 dönümüne temel atacağız. Ayparçası, ilçede daha önce tekstil fabrikası için bir yer belirlendiğini ve harfiyatının bir kısmının alındığını ancak tamamlanamadığını hatırlatarak bu yerde tamamlanamayan çalışmaları hızla sonlandıracaklarını müjdeledi. Biz Çamaş'ın istihdamını çözmek zorundayız. Şimdi buranın 11 yıl önce sizinle beraber canlı yayınlarda harfiyatını almıştık. Gördüğünüz gibi şu orta yerde ve o orada gördüğünüz gibi kırmızı tuğlalar var. Oraları da yıkmıştık biz. Buranın hafriyatını almaya başlamıştık. Araya kış mevsimi girdi ve bizim çalışmayı durdurmak durumunda kaldık. Bir 6 aya ihtiyacımız vardı o zaman. Devam edemedik. Bir yol kazası yaşadık. O gün hangi noktada isek bugün aynı noktadan nerede kalmıştık diyerek Allah'ın izniyle Bismillah diyerek yolumuza devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne bir gün kala kaydedilen görüntüler yüzleri gülümsetti. Ordu'nun Fatsa ilçesinde Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Fatma Yümlü kendi seçim otobüsünü kendi kullanarak seçim çalışmalarını gerçekleştirdi. O renkli görüntülerle devam ediyoruz. Farklı seçim çalışmasıyla diğer adaylardan daha çok ses getirmeyi başaran Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Fatma Yümlü'yü görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Ordu'nun Fas'ta ilçesinde belediye başkanı olmak için Büyük Birlik Partisi'nden aday olan Fatma Yümlü, Karadeniz'deki tek kadın belediye başkan adayı olmasının yanı sıra seçim otobüsünü kendisinin kullanmasıyla da dikkatleri üzerine topluyor. Arkadaşlar, biz seçim alacağız hep beraber. Fatma Başkan! Kadınların her işte başarılı olabileceğini kaydeden aday Yümlü, Fas'a da kadın elinin değeceğini kaydetti. Evet arkadaşlar, kadının gücü kamerada gözüktüğü gibi kadınların birçok yerde başarılı olduğunu anlatmak istedik. Kadınlarımız yeri gelir, bağda bahçede çiftçilik yapar, yeri gelir, araç kullanır, yeri gelir, inşaatta çalışır. Ama yeri gelince belediye başkanı da yapar diye düşünüyorum. Bu seçim inşallah Fas'ımızın geleceği için, Fas'a için kadınları diyecek diyoruz. Kadınları değmeli diye bir slogana yola çıktık. İnşallah o Fas'tan sonra 1 Nisan'da Fas'ın çöpünü süpüreceğiz. Araç kullanmam biraz belki değişik gelebilir ama Karadeniz'in neden hatunu Fatma Başkan geliyor diye. Belediyede işçilerin grev yapmasına karşın araçlarını da kendilerinin kullanacağını mizahını yapan Yümlü, seçim aracını sürdüğü o renkli görüntülere de imza attı. Belediyede işçiler grev yaparsa aracı kendimiz kullandığımızı göstermek istedik. Korgan Belediye Başkanı ve AK Parti Korgan Belediye Başkan Adayı Tuncay Kiraz da seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Adayı Kiraz'ın Yeniköy ziyareti ise gövde gösterisine dönüştü. Korgan Belediye Başkanı ve Korgan AK Parti Belediye Başkan Adayı Tuncay Kiraz beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak ve meclis üyeleriyle seçim çalışmalarına Yeniköy Mahallesi'ne devam etti. Korgan Belediye Başkanı ve AK Parti Korgan Belediye Başkanı adayı Tuncay Kiraz, seçim çalışmaları için gittiği mahallelerde yoğun ilgiyle karşılanıyor. Dün akşam gitti Yeniköy Aşağı Mahalle'ye 120 araç konvoyuyla giren Başkan Tuncay Kiraz, rakiplerine adeta gövde gösterisi yaptı. Korgan Belediye Başkanı ve AK Parti Korgan Belediye Başkanı adayı Tuncay Kiraz, Yeniköy'de soğuğa rağmen bir araya gelen yoğun kalabalığa seslendi, yaptıkları ve yapacakları çalışmalardan bahsetti. Şimdi burada geçmişte uzun yıllar muhtarlık yapmış Mehmet Malay, Mustafa Malay abimiz, oğlu aday olan Mehmet Malay, Salih Sivas, Selahattin Sivas iş adamımız, yani muhtarlığı da hobi gibi yapacak gibi geliyor bana. Yani iş adamı kimliğiyle ve Mustafa Kan arkadaşımız bu mahallelerimizden de bizim sorumlu belediye meclis üyesi adayımız Salih Ergün abimiz. Başkan Tuncay Kiraz'ın projelerini anlattığı konuşması sık sık alkış ve tezahüratlarla kesildi. 2020'de inşallah su dağıtımı olur. 2019'da biter, 2020'de de su tutmaya başlar. Bu barajımız bir sezonda da zaten 2 milyon metreküp su kapasiteli bir barajımız olur. Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekillerinden Umut Orhan, Ulubey Belediye Başkan Adayı Kani Ergün'ü ziyaret etti. Başarı diledi. Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekillerinden Umut Orhan Ulubey'e gelerek belediye başkan adayı Kani Ergün'e seçim yarışında başarılar diledi. Seçim bürosunda partililer tarafından karşılanan Umut Orhan'la başkan adayı Kani Ergün önce sohbet etti. Ardından Kani Ergün projelerini anlattı. İlçe başkanı Adnan Güzelordu Ulubey'in sorunlarını dile getirdi. Vatandaşın %80'i gelecek. Okullarımız var. Çok önemli. Çok önemli. Bundan daha önemli hiçbir şey yok. %70, %80'i başaracağız Allah'a. Zaten vekilim burada bizim 41 mahallemizde şu anda 3 tane okul açık. Bir tanesi merkez. Yani merkezi saymazsak 2 tane okul açık. Bu ulaşım çok büyük, taşıma şey çok büyük bir sorun. Adliyemiz yok. Burada adliyemiz kapandı. O da birçok müşteri devam eder. Yani Ulubey son 20 yılda çok kötü yönetti. Belediye Başkanı adayı Kani Ergün'ün özellikle tarım ve hayvancılık alanındaki projelerini çok beğendiğini ifade eden eski milletvekili Umut Orhan, Ulubey'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday gösterdiği Kani Ergün'ün seçimi kazanacağına inandığını ve 20 yıl sonra Ulubey'e bahar geleceğini söyledi. Ulubey'in de sorunu işsizlik. İşsizlikten dolayı insanlar doğduğu topraklarda karınlarını doyurmuyorlar, göç ediyorlar. Şimdi o ters göçü sağlayabilmek
burada belediyenin aynı zamanda üreten bir belediye olması, istihdam yaratan bir belediye olması, kalkınma sağlayan bir belediye olması çok önemli. Ben inanıyorum ki il başkanımızla da gelirken konuştum. Burada seçimleri almaya çok yakınız. Eğer kendi hayallerimizi anlatırsak, buradaki seçmenimize umut verirsek, buradaki seçmenimize tutunacak da olursak inşallah 31 Mart biz burada tekrar 20 sene sonra tekrar buraya bahar getireceğiz. Günün anısına Umut Oran'a üzerinde Kadıncık Şelalesi'nin yer aldığı plaket verildi. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Sayın seyirciler, yayınımıza sıcak bir gelişmeyle ara veriyoruz. İnşaat sektörünün lokomotif firmalarından Alanlar İnşaat bir hayali gerçekleştirdi. 120 ay 0.98 vade farkıyla satışlara başladı. İster 14 blok 575 daireden oluşan Ordu'nun en büyük toplu konut projesi Beyazşehir konutlarından, isterseniz yükselen yıldız Karşıyaka'da muhteşem doğa, deniz ve şehir manzaralı Karşı Vadi konutlarından 120 ay 0.98 vade farkı imkanından yararlanarak ev sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi Alanlar İnşaat satış ofisinde. Şirin Evler Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, İran Yolu üzeri, Altınordu, Ordu. Alanlar İnşaat. Alan kazanır. Bültenimize haber kritik köşesiyle devam ediyoruz. Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimlerine hızla giderken siyasi atmosferde hareketlilik sürüyor. Bizler de orada seçimlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ana haber bültenimizde önemli bir isim konuğumuz AK Parti Altınordu Belediye Başkan Adayı Sayın Aşkın Tören bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Evet. Süre hızla daralırken artık özellikle sahada yarışan adaylar adına her bir dakika bile önem arz ediyor. Bu manada seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor? Hızlıca bunu sorarak başlayalım istiyoruz çok efendim. Çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle yayınımızın hemen başında saygıdeğer hemşehrilerime, TV52 izleyicilerine ve dünyanın dört bir yanında bizi izleyen konuklarımıza iyi akşamlar demek istiyorum. Üç ayların başlangıcı evet. olan, müjdecisi olan Regaip Kandilimizin de ülkemize, milletimize, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, ülkemiz içinde milli birlik, dayanışma ya vesile olmasını kalben niyaz ediyorum. Evet, hakikaten çok hızlı geçen bir süre, 20 Ocak'tan itibaren deyim evet. yerinde ise hiç durmaksızın sahalardayız. Çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de çok yoğun bir sanayi programı, ardından Altınordu Belediye'mizin kurumsal ziyaretimizi devamla şahsınızın programına, TV52 ailesine konuk olduk. Açıkçası tabiatıyla, tabii program bizim AK Parti il başkanlığımızın ama en çok da Altınordu Merkez İlçe Başkanlığımızın seçim koordinasyon merkezinin takvimine göre hareket ediyoruz. Dolayısıyla çok erken saatlerde başladığımız programlarımız ziyaretlerle devam ediyor. Akşam programlarıyla finalize oluyor. Şahsen sokakta gördüğümüz 7'den 70'e, gencinden yaşlısına, engellisinden hanımefendilere, genç kardeşlerimize gördüğümüz ilgi, teveccüh, takdir, şahsen bize olan ilgi, güven, itimat sorumluluğumuzu artırdığı gibi beklentilerimizi de yükseltmeye devam ediyor. Evet. Sahada seçmenle buluşurken elbette ki projelerinizi, hedeflerinizi, Altınordu'ya dair hayallerinizi ve yapacaklarınızı anlatıyorsunuz. Sizce kendinizi seçmene iyi ifade edebiliyor musunuz? Etkileşiminiz nasıl? Seçmen, vaat ve aday üçgeni penceresinden bakarsak. Çok haklısınız. Ben burada tabii birebir iletişim kurmak en etkili yöntem. Bunun dışında birçok enstrümana, araca da tabii müracaat ediyoruz. Sosyal medya mecraları, yine ilimizin son derece önemli
televizyonları, medya iletişim araçlarını son derece etkin kullanmaya çalışıyoruz. Ama en esaslısı olan birebir temas. Birebir temaslarda kısa da olsa hasbihaller etme imkanı buluyoruz çok değerli hemşehrilerimizle. Dolayısıyla burada biz birlikte yönetme ilkesiyle ilgili yaklaşımımızı henüz seçilmeden önce sahada kendileriyle bir araya gelerek, görüşerek, onları dinleyerek, onlarla ilgili beklentilerimizi paylaşarak esasen büyük bir enerji alıyoruz. Ancak burada bir şeyin altını çizmek isterim. Malum AK Parti birçok alanda olduğu gibi AK Parti belediye hizmetler konusunda da büyük dönüşümler gerçekleştirmiştir. Bu manada gelinen noktada bizler bir nevi kendi hizmetlerimizi aşmak, yeni ufuklar oluşturmakla da mükellefiz. Yani kendimizi aşmak konusunda son derece önemli çalışmalar yapıyoruz. İşte bu noktada da artık geçmişte sorun olarak görünen birçok konunun sorun olmaktan çıktığını, şimdi ise özellikle kamuoyuyla hem yayınlarınız aracılığıyla hem katıldığımız üçüncü sektör toplantılarıyla hem mahalle toplantılarıyla ifade ettiğimiz akıllı belediyecilik çerçevesinde marka şehir Altınordu ile ilgili öngörülerimizi paylaştığımızda evet klasik belediyeciliğinin temiz çevre, yol, temiz su gibi klasik hizmetlerin sorumluluğumuz olduğunu ancak bununla yetinmeyip bunu bir ölçü kabul etmeyip yeni şehircilik ve belediyecilik anlayışıyla ilgili ortaya koyduğumuz hedefler sonrasında halkımızın esasen geçmiş 17 yıllık icraatlarımıza bakıldığında yaparsa AK Parti yapar, evet olgusunu fazlasıyla sahada hissettiğimi ifade etmek isterim. Evet. Aslında biraz ertelediğim bir soruydu ama yeri gelmişken almak gerekti. Aşkın Tören, Altınordu Belediye Başkanı olursa da rutin bu şekilde ziyaretler yapacak mı? Kendisine oy veren halkla buluşmaya devam edecek mi? Şüphesiz. Belki de gurbette en çok hayal ettiğim şey buydu. Ben tabii görevim dolayısıyla Türkiye'nin neredeyse tamamını mevcut kamu görevim dolayısıyla ziyaret etme imkanı, birçok ilinde sosyal sorumluluk projelerimizi uygulama imkanı, aynı ilimizde olduğu gibi fırsatı bulmuş birisiyim. Ama daha önemlisi de son 3 yıldır 2015-18 yılları arasında Dünya Kamu İslam Kurumları Birliği Başkanı olarak da deyim yerinde ise dünya neredeyse yerkürenin bütün bölgelerini görme imkanı buldum. Buralarda insani ve kalkınma odaklı çalışmalara politika mutfağında bizzat yer alarak çözümler getirmeye çalışmış bir küresel aklın aslında çözüm odaklı mutfağında bulunmuş birisi olarak oralardan hep buralarda olmayı hayal ettim. Yani insanımızın yanında, derdinde, tasasında, kederinde, kıvancında yerinde olmayı. Ama daha çok fiziki bir yanında olmaktan ziyade bizler kurumsal hizmetlerimizle insanlara erişilebilirlik, hizmetlerin kalitesini, verimliliğini ve etkililiğini artırabilecek yeni nesil yaklaşımlarla zaten bizzat oralarda olmanın yanı sıra kurumsal hizmetlerimizle de kuşatıcı ve kapsayıcı politikalarla kendimizi, varlığımızı hissettireceğiz. Evet, biz belediye evi, milletin evi sloganıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şahsen 92 mahallemize bütün şehir ve eşit hizmet anlayışıyla, ilkesiyle baktığımız bir noktada elbette o bölgenin, o yörenin, onun dışında sadece bir coğrafi tasvir değil, yanı sıra tüm sektörlerin, toplumsal katmanların, sınıfların, gençlerimizin, çocuklarımızın, yaşlarımızın, kadınlarımızın, mutlaka iş insanlarımızın, esnafımızın, çiftçilerimizin yanında olmak, onlarla beraber birlikte üreteceğiz anlayışına, duygusuna, inancına, motivasyonuna hazır olmak belki de mevcut işte bugünkü yola çıktığımız iddiamız içerisinde beni en motive eden duygu ve kavram. Evet, belediye başkanı olduğu takdirde de Aşkın Tören'i bir esnafla sohbet ederken şüphesiz. Bir seçmenin evinde misafir olarak da görebileceğiz diyorsunuz. Elbette. Gönül belediyeciliğinin sanıyorum anlamı ve ruhuna uygun olan budur.
Sadece yani müşterek böyle davetlerin yapıldığı, böyle toplu katılımların yapıldığı toplantılardan ziyade bir belediye başkanı olarak ben yani hiç kimsenin beklemediği bir anda kökenli Maşa köyünde bir garibanın ansızın sofrasına veya bir Teyneli köyünde bir hasta amcamızın ihtiyacına cevap vermek için yanında olmak veya muhtarlarımızla mevcut bölge arazi çalışmalarında veya kamu çalışanlarımızla koordinasyon toplantıları dışında yerinde saha çalışmaları yapmak, mevcut organize sanayimiz başta olmak üzere bu şehre hayat veren, bu şehre ekonomik anlamda dinamizm sağlayan veya kültür insanlarımızla, fikir insanlarımızla, kamu emekçileriyle bir arada olmak veya bugün dününü özlemle çektiğimiz, aradığımız Ordu spor ve ordululuk ruhunu ayağa kaldıracak etkinliklerde bulunmak sanıyorum gençliğimden de kaynaklanan heyecanımla belki de bu şehirde teneffüs etmek istediğim ve birlikte irade koymak istediğim en önemli arzularımdan, beklentilerimden bir tanesi. Enerjimle, bilgi birikimimle, seçmenle buluştuğum zamanlarda ufuk açan projelerimizi anlatıyoruz dediniz. Hep de soruyoruz seçmenin en büyük talepleri, beklentileri neler adaylardan diye. Size de daha önce sorduk, yönelttik. İlk sırada ne yer alıyor? Seçmen sizden ne bekliyor? Aslında sorduğunuz soru da saklı. Öncelikle erişilebilirlik. Yani evet. Biz 5 yılda bir kapımızı çalan siyasetçi profilinden tüm siyasi parti temsilcilerini veya partileri kapsayacak şekilde sıkıldık ifadesini duyabiliyorum. Şahsen Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda gönül belediyeciliği ilkesiyle bu kampanyayı aslında stratejik anlamda yönetme duygusu da belki de sahadan aldığımız geri bildirimler sonrasında ortaya çıkmıştır. Evet, biz bu konuda ordulu hemşehrilerimizin en büyük dileğinin elbette yol, altyapı, trafik, bir takım şehir kimliğiyle ilgili beklentilerinin yanı sıra en önemli beklentilerinin katılımcılık, bir arada olma, kendilerinin yani ihtiyaç duyduklarında şehrin yöneticisine ve ilgili kurumlarına doğrudan en hızlı, etkin bir şekilde ulaşabilme arzularını ifade ediyorlar. Evet, ilk seçmenin beklentisi erişilebilir olması, evet. Yerel idarecisinin dediniz. Sizin Altın Ordu için ilk sorun olarak gördüğünüz nedir? Bu sorun var, ilk belediye başkanı olursam buradan başlayacağım çalışmaya dediğiniz. Valla biz şehrimizin yarınlarını tasarlarken ve gelecek kuşaklara da ilham kaynağı olabilecek bir şehircilik anlayışını konuşurken esasen bir parça üzerinden hareket etmiyoruz. Bir bütün içerisinde şehri tasavvur etmeye çalışıyoruz. Bu da Altın Ordumuzu bunun için planlıyoruz. Dünyaya örnek bir şehir hazırlıyoruz iddiasıyla geliyoruz. Bunun altını da altyapısıyla güçlü, muhteşem görünümlü, estetiği olan, kentsel anlamda bir tasavvuru olan, tasarımı olan bir şehir hayal ediyoruz. Altın Ordu'nun kentsel dönüşümünü bir geleceğe güvence olarak görüyoruz. Altın Ordu'nun benzersiz güzelliğe kavuşmasını aynı zamanda turizmin popüler şehir olmasıyla irtibatlandırıyoruz. Diğer yandan Altın Ordu'muz için akıllı şehircilik kavramını bugün kamuoyuyla, sektörel anlamda, akillerle veya bunun dışında birçok yapıyla paylaşırken gelecek için yenilik iddiamızla bir arada tartışıyoruz. Çevreye duyarlı projelerden bahsediyoruz. Altın Ordumuzun güzelliklerini resmetmenin sorumluluğunu emin olun en derinden hissediyoruz. Diğer yandan sosyal belediyecilik kavramını artık klasik anlayışın ötesine götürmek istiyoruz. Yani hemşehrilerinin yanında 7'den 77'ye 24 saat yanında bulunacak ve herkese gölgesiz adaletle, eşit mesafede, akılla, adaletle, ahlakla, nezaketle, zerafetle katkı verecek bir hadim, bir hizmetkar belediyecilik anlayışını daha ileriye taşımak istiyoruz. Bunun içerisinde
askıda ekmek, aşevi, aile yaşam merkezleri, mahalle evlerimiz, belediye kreşlerimizden bahsediyoruz. Bu şehir bununla ilgili çokça zaman kaybettiğini düşünüyoruz. Çalışma hayatındaki kadınlarımızın, tarlasında alın teriyle çalışan kadınlarımızın çocuklarına, 0-4 yaş grubu çocuklarına bakmanın heyecanıyla biz bu meselelere bakıyoruz. Yaşanabilir bir şehirden bahsediyoruz. Nedir bu yaşanabilir şehir? Mükemmeli başarabilir iddiasıyla bir altın ordu altyapısını kurgulamak için bu ifadeyi kullanıyoruz. Birlikte yöneteceğiz. Her siyasi aslında oluşumun ifadesidir. Ama biz sadece birlikte yöneteceğiz demiyoruz. Altın orduyu birlikte de yükselteceğiz. Dolayısıyla bu dengeli büyüme, refah payı, kalkınma, yaşanabilirlik endeksi, yani kazandığımızı hakça paylaşabilme duygusunda birbirimize eşit mesafede olacağız. Biz her ekonomik değeri kendimize emanet kabul eden bir anlayışla bir şehircilik anlayışı ve yeni yönetişim anlayışını bu şehirde tesis etmeye, ikame etmeye, geliştirmeye çalışacağız. Ve en büyük değerimiz bunların şehre, hani hep diyoruz ya, hayat veren cümle, ortak akıl. İşte biz burada el birliğiyle üreten şehrimiz Altın Ordu'yu resmetmenin ötesinde hayata geçireceğiz, harekete geçireceğiz ve bu dönüşümü hep birlikte yaşayacağız. Dolayısıyla burada teknolojide değer üreten, geleceğe inovasyonla hazırlanan Altın Ordu'da yaşamanın gururunu ve mutluluğunu burada 220 bin hemşerimizle, ama en çok da 2 milyon hemşerimizle bir arada bunun huzurunu, mutluluğunu, konforunu, şükrünü, inancını birlikte yaşamanın da inşallah hazzını bu şehre yaşatmayı düşünüyoruz. Evet, süremizin de son dakikaları içerisindeyiz ama bir sorum daha var, onu da sormadan geçmek istemiyorum. Öyle ki 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin kilit noktası diyebiliriz. Kararsız seçmen kitlesi Türkiye'de %30'larda, orada yine de %20'lerde bir kararsız seçmen kitlesi var. Dolayısıyla seçimlerin kaderini belirleyecek onlar diyebiliriz. Bu manada kararsız seçmenler şu an sizi de ekranlarda izliyorlarsa neden Aşkın Tören'e oy vermeliler? Evet, çok teşekkür ederim. Esasen biz, yani mevcut şehircilik anlayışımızı, yönetişim anlayışımızı en başta da ifade ettiğim gibi klasik belediyecilik hizmetleri üzerinden inşa etmiyoruz. Bir paradigma değişikliğinden bahsediyoruz. Yeni şehircilikten bahsediyoruz. Dolayısıyla insanı merkeze alan bir yönetim anlayışından bahsediyoruz. Kararsız insanlarımız, ben sokaklarda bu çalışmaları yaptıkça, insanlara erişebildikçe, kendileriyle, yani bu aslında programlarımızı somut olarak ortaya koydukça, emin olun kararsızlığın bence yerini çok güçlü, kararlı bir desteğe bıraktığına da şahidim. Çünkü biz diyoruz ki burada, evet, biz bir şehir tasavvur ediyoruz. Bu şehrin asla ötekisiz bir şehir olacağını, yönetim anlayışımızdaki şeffaflığı, hesap verilebilirliği, saydamlığın yanı sıra söylediklerimizle birlikte izlenebilir, ölçülebilir bir belediyecilik, bir akıllı şehir belediyeciliği. Her ürettiğimiz kaynağın aslında bir hesabını verme, hem manevi manada hem de bu topluma hesap verme sorumluluğu ve şuurunda harcayacağımızı, verimliliği artıracağımızı, etkili hizmetlerle artık şehrimizin karşısında olacağımızı, hanelerdeki işsiz çocuklarımızla ilgili somut bir şeyden bahsediyorum. Ben bir istihdam kurumu yetkilisi, yöneticisi ve son 7 yılda Avrupa'nın en fazla istihdam sağlayan kurumunun aslında bir akıl merkezindeki bir yöneticisi olarak bu birikimimi, bu fikrimi, bu tecrübemi orduya taşımak istiyorum. Bu şehrin sokaklarındaki çocuklarımız, bu şehrin yetişmiş insan gücü, bu şehrin insan kaynakları kapasitesi, beşeri sermayesi, bu şehri hem kalkındırmaya, hem üretmeye, hem de bu şehrin onlar aracılığıyla refahtan payını almaya sağlayacak en güçlü ayağı olduğunu düşünüyorum. Bunu sağladığımızda evlere bereket, şehre huzur, tebessüm, mutluluk gelecek. Dolayısıyla burada
bu kararsız kitlenin beklentilerine. Evet, engelsiz bir şehirden bahsediyorum. Ama bu engelsizlik sadece kaldırım ve direklerden ibaret bir engelsizlik değil. Fikri, sınai, mülkiyetten bahsediyoruz. Fikrim olan insanın bu şehirde hürmet göreceğini, insanın ve hizmet ve hürmet göreceğini ben açıkçası 5 yıllık seçilmemiz halinde belediyecilik anlayışımızın merkezine, kalp merkezine koyacağımı ifade ediyorum. O nedenle artık ben dokunduğumuz, kalplerine girebildiğimiz, temas ettiğimiz, kendimizi ifade ettiğimiz hiçbir sokakta, hiçbir toplumsal katmanda veya bölgede bir kararsız kitleyle karşılaşmadığımı, aksine sokakta, şehirde 7'sinden 77'sine emin olun Meltem Hanım, o kadar güçlü bir takdir, destek, teveccüh görüyoruz ki ben bu kararsız kitlenin 31 Mart seçimi yani gününe kadar %1'ler 2'lere düşeceğini ve milletimizin sağduyusunun burada ortak aklın evet bu şehrin bugününü değil geleceğini de düşünerek doğru isimde doğru kararda bu şehrin mütabakat sağlayacağını, konsensüs sağlayacağına inandığımı ifade etmek istiyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Seçim yarışında sizlere başarı diliyoruz. Süremizin sonuna geldik. Birkaç cümleyle de veda etmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum. Bizler tabii böylesi önemli bir gecede siyasi çalışmalarımıza bu akşam itibariyle en azından geceyi ibadetle geçirmek düşüncesiyle ara verdik. Tüm hemşehrilerimizin sözlerimin yayının başında da ifade ettiğim gibi Regaip Kandillerini tebrik ediyorum. İnsanlığa, şehrimize huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Ancak yarın çok erken saatlerde yeniden insanımızla, hemşehrilerimizle buluşmaya, çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye ve bu şehirle ilgili esasen yapacaklarımızın kendilerine iletmeye devam edeceğimizi ifade ediyor. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha tüm İslam aleminin orduların Regaip Kandili'ni bizler de kutluyoruz. Haber kritiğin sonuna geldik ama ana haber bültenimiz kaldığı yerden devam ediyor. Ordunun en genç, Türkiye'nin ise genç belediye başkan adayları içerisinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi Gülyalı Belediye Başkan Adayı Ulaş Tepe'ye Eskişehir'den büyük destek geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Yılmaz Büyükerşen TV2 ekranlarından canlı olarak yayınlanan Yerel Seçim 2019 programına telefonla katıldı. Tepe'ye destek verdi. Ordunun en genç, Türkiye'nin ise genç belediye başkan adayları içerisinde yer alan ve gelecek vadeden Cumhuriyet Halk Partisi Gülyalı belediye başkan adayı Ulaş Tepe'ye Eskişehir'den büyük destek geldi. TV'lik ekranlarında canlı olarak yayınlanan Yerel Seçim 2019 programına telefon bağlantısıyla katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Yılmaz Büyükerşen belediye başkan adayı Ulaş Tepe'ye destek verdi. Sevgili Ulaş Tepe'nin ordunun güzel ilçesi Gülyalı için belediye başkan adayı olduğunu büyük bir memnuniyetle öğrendim. Evet. Zira henüz 28 yaşında ve gençlerin siyasete girmeleri, üstelik böylesine iddialı olmaları beni çok sevindiriyor. Gelecek adına da ümitlerim güçleniyor. Başkan adayı Ulaş Tepe'ye büyük destek veren Büyükerşen, Gülyalı'da gençlik akımının başlayacağını ifade etti. Onun bu kadar kısa zamanda edindiği tecrübe ve bilgi birikiminin hem Gülyalı için hem ordu ilimiz hem de ülkemiz için çok faydalı işleri hayata geçirmesine sebep olacağına inanıyorum. Her alanda olduğu gibi ülkemizin siyaseten geleceği de gençlerin elindedir. Buna hepimiz inanmalıyız. Onların ülkesini, halkını, insanlarını seven, adalete ve doğruluğa inanan, siyaseti bir meslek olarak değil de bir hizmet alanı olarak gören genç insanlara benim inancım çok fazladır. Geleceğe daha umutlu, daha iyimser bakmamı sağlıyorlar. Bu sebeple de sevgili Ulaş Tepe'nin adaylığını yürekten destekliyorum. Gülyalı ilçesinde yaşayanlara asla yapamayacağı şeylerin sözünü vermesin, sözünü verdiklerinde mutlaka yapsın. Ben kendisine gerekli desteği vereceğim.
Altınordu ilçe merkezinin en büyük mahalleleri arasında yer alıyor Karşıyaka. Karşıyaka mahalle muhtar adayı Nail Şafak Çelebi de projelerini TV2 Haber'e anlattı. 12.656 seçmeniyle Altınordu ilçe merkezinin en büyük mahallelerinden biri olan Karşıyaka Mahallesi muhtar adayı Nail Şafak Çelebi tüm İslam aleminin Regaib Kandili'ni kutladı. Öncelikle tüm İslam aleminin Regaib Kandili'ni kutluyorum. Karşıyaka Mahallesi'nin Altınordu ilçesinin en yaşanabilir mahallesi olduğunu söyleyen Çelebi, geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen çevre yolunun da Ordu'ya hayırlı olması temennisinde bulundu. Karşıyaka Mahallesi Altınordu ilçesinin en yaşanabilir, en mürevver mahallelerinden birisidir. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilen birinci etap çevre yolunun Ordu'ya hayırlı olmasını diliyorum. Çelebi Karşıyaka Mahallesi ile ilgili yaptıkları çalışmaların meyvesini vermeye başladığını söyledi. Açılan çevre yolunun trafik yoğunluğu açısından mahallemize bir takım sıkıntılar getirdiğinden dolayı bu sıkıntıları yerinde takip ederek tek tek belirledik. Heyetimle beraber resmi kurumlara giderek bir takım istişareler yaptık. Bu istişareler sonucunda yaptığımız çalışmalar meyvesini vermeye başlamıştır. İşte Çelebioğlu ve Kurket arasındaki adada sinyalizasyon ve yaya geçitleri, hız geçiciler şu an koyulmaktadır. Ulubey Anadolu Lisesi öğrencileri Ulubey Meydanı'nda Yeşilay Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi. Öğrenciler pankartlar açtılar, halkı bağımlılığa karşı bilgilendirdiler. 1-7 Mart Yeşilay Haftası sebebiyle Ulubey Anadolu Lisesi öğrencileri Ulubey Meydanı'nda farkındalık amaçlı etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler pankartlar açarak Yeşilay Haftası'na dikkat çektiler. Bağımlılıklar hakkında vatandaşlara bilgilendirmede bulundular. 1-7 Mart Yeşilay Haftası hakkında burada dikkat çekmeye çalıştık. Sigara, alkol, uyuşturucu, kötü alışkanlıklarından dolayı uzaklaşmaya çalışmak için etkinlik yaptık. Sigara parçalama, burada sigaranın akciğere nasıl zarar verdiği şeklinde görseller halinde broşür dağıtarak, öğrencilerimizi boyayarak hani bir tarafı kararmış bir şekilde sigara içtikten sonra bir tarafı normal şekilde bulundurarak hani bir etkinlik düzenlemeye çalıştık. Güzel bir şey olması için insanların bilgilendirmek amacıyla. Bir tarafı siyah boyanmış olan öğrenci ise dikkat çeken bir detay olarak kayıtlara geçti. Ordu'da bir kolejde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel panel düzenlendi. Konuşmacı olaraksa oyuncu ve yazar Başak Sayan katıldı o panele. Bütün çalışmalarımızı meclis kurumumuz yapıyorlar. Deniz hocamız müdür yardımcı. Oyuncu ve yazar Başak Sayan Ordu'ya geldi. Aslen Ankaralı olan ve 2014 yılında Ordulu Murat Vardar'la evlenen Sayan ilk kez Ordu'ya geldi. Yani burada olduğum için çok mutluyum tabii. Yeni Ordulu olarak. Sayan Ordu'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Fıs cüzdanımda Ordu yazıyor yaklaşık 4 seneden beri ve kısmet olmamıştı daha önce buraya gelmek. O yüzden burada olduğum için ekstra mutlu olduğumu söylemek istiyorum sizlere. Çok güzel bir şehirde yaşıyorsunuz. Çok beğendim. Çok modern, çok güzel. Böyle bir şehirde yaşamak hakikaten insana hem ilham verir bence hem de mutlu eder. Şanslısınız. Bu zamana kadar birçok roman yazan Sayan kitap sevgisini öğrencilerle paylaştı. Bizim evde ekstra kuralları olan bir evdi. Ve benim o kurallardan kaçabilmemin tek yolu kitaplardı. Ben çok erken yaşta okuma yazmayı öğrendim ve babamın kütüphanesindeki kitapların çoğunu çok küçük yaşta okumaya başladım. Tek tutkum okumaktı. Ordu'da bir kolejde düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Sayan, kendisinin hep hayallerinin peşinde koştuğunu ve gerçekleştirdiğini paylaşarak öğrencilere de aynı tavsiyelerde bulundu. Hayalinizdeki meslek neyse onu seçin. Benim size verebileceğim en önemli öğüt, yaşamış birisi olarak, bu devrelerden geçmiş birisi olarak bu olabilir sadece. Keza ben de o yolda düşe kalka, inişler ve çıkışlarla
hayalimi gerçekleştirdim ama yazma eyleme hep devam etti. Ben hep yazmaya devam ettim. Hatta ilk sene, üniversiteyi kazandığım ilk sene ilk romanımı yazmaya kalktım. Bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Ordu Ticaret Borsası'nda bugün 50 randımanlı tombul kabuklu fındığın kilogramı 16 liradan işlem gördü. Altın fiyatları: Cumhuriyet altını 1512 lira, gram altın 224 lira 40 kuruş, çeyrek altın 367 lira 71 kuruştu. Döviz fiyatları ise: Avro 6 lira 11 kuruş, dolar 5 lira 43 kuruştu. Borsa İstanbul Yüz Endeksi ise 103.725 puandan işlem gördü.